Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Eğer bir şekilde bu videoya ulaştıysanız, bir an için durmanızı rica ediyorum. Derin bir nefes alın. Çünkü bu video, bu kanalda yapılmış en iyi sunumlar arasında yer alacaktır. İlk kez Stoacı uygulamaları sadece açıklamakla kalmıyoruz. Bunları günlük yaşamınızda nasıl uygulayacağınıza dair ayrıntılı, adım adım rehberlik sağlıyoruz. Ancak şunu açıklığa kavuşturalım. Bu bir meditasyon videosu değil. Uzun duraklamalar veya rehberli görselleştirmeler olmayacak. Bunun yerine her bir stoacı teknik için pratik, uygulanabilir talimatlar alacaksınız. Bu bir ders değil, hayatınızı dönüştürebilecek kadim bilgeliğe doğru sürükleyici bir yolculuk olacak. Önümüzdeki birkaç dakika içinde zihninize hakim olmak, sarsılmaz bir sükunet bulmak ve hayatın zorluklarıyla, güç ve zarafetle yüzleşmek için güçlü teknikler öğreneceksiniz. Ama bundan daha fazlası, bu teknikleri her zaman, her yerde uygulayabilecek bilgiyi kazanacaksınız. Öyleyse sessiz bir alan bulun. Bildirimlerinizi sessize alın. Kendinizi yeniden keşfetmekle tamamen meşgul olmak için kendinize izin verin. İster stoacı bir acemi, ister deneyimli bir filozof olun, daha amaçlı ve huzurlu bir hayat yaşamak için pratik araçlar edinmek üzeresiniz. Ancak başlamadan önce bu videoyu neden yaptığımı anlatmak istiyorum. Her geçen gün daha hızlı dönen, kaosun hüküm sürdüğü ve stresin her yemek masasında istenmeyen misafir olduğu bir dünyada, ihtiyacımız olan en önemli şey iç huzur arayışımızdır. Ancak işin can alıcı noktası şu ki, birçoğumuz hızlı çözümlere ulaşmaya çalışıyor, şeker gibi haplar yutuyor ya da madde bağımlılığına balıklama dalıyoruz. Hastalığı değil, semptomları tedavi ediyoruz ve bu süreçte yepyeni bir dizi sorun yaratıyoruz. 2000 yılı aşkın bir süredir imparatorlara, kölelere ve aradaki herkese rehberlik eden, pratik bir yaşam yaklaşımı olan stoacılığın zamansız bilgeliği tam da burada devreye giriyor. Şimdiye kadar binlerce yorum okudum, inanın duygularımızı ve algılarımızı o kadar otomatikleştirmişiz ki, gerçekler yerine hala kafamızda kurduklarımıza hakikat diye sarılıyoruz. Felsefe dediğimizde de insanlar kendilerini buna layık görmüyorlar. Profesörlerin kafein bağımlısı üniversite öğrencilerinin yaptığı bir şey sanıyorlar. Felsefe böyle bir şey değil. Hele de stoacılık göbeğinize bakarken hayatın anlamı üzerine kafa yormak hiç değil. Stoacı felsefenin size vaat ettiği tek şey gerçek kendinizi ortaya çıkarmak. O yüzden burada sürekli olarak uyarılarda bulunuyorum. Bu felsefe sizi iyi hissettiren, sadece olumlu düşünün, türünden bir şey değil ve de asla olmayacak. Stoacılık sorunlarınızın üzerine bir gülen yüz etiketi yapıştırmak değildir. Hayatla yüzleşmek, iyiyi, kötüyü ve çirkini kucaklamak ve diğer taraftan daha güçlü çıkmakla ilgilidir. O halde mutluluk ve başarı hakkındaki en derin inançlarınızdan bazılarına meydan okumaya cüret edeceğimi bilmenizi istiyorum. Dünyanızı alt üst edeceğim ve tüm işe yaramaz çöpler dökülene kadar sallayacağım. Ve tozlar dağıldığında, maskeler düştüğünde, yüklerinizi bıraktığınızda, herhangi bir hap veya iksirden daha güçlü olan özünüz ortaya çıkmış olacak. Şimdi başlayabiliriz. Bir olumsuz görselleştirme sanatı. En iyiyi takdir etmek için en kötüyü kucaklamalıyız. Pozitif düşüncenin gücünü sık sık duyarız, ancak stoacılar gizli bir gerçeği anlamışlardı. Sürekli iyimserlik bizi ezici hayal kırıklıklarına karşı savunmasız bırakabilir. Bunun yerine negatif görselleştirme adı verilen bir teknik uyguladılar. İlk başta mantığa aykırı gelebilecek, ancak inanılmaz meyveler veren bir zihinsel egzersiz. Şunu hayal edin, her sabah uyanıyorsunuz ve birkaç dakikanızı en çok değer verdiğiniz şeyleri kaybettiğinizi hayal ederek geçiriyorsunuz. İşinizi, evinizi, sağlığınızı, hatta sevdiklerinizi bile. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama işte sihir burada. En derin korkularımızla düzenli olarak yüzleşerek, şu anda sahip olduklarımız için derin bir minnettarlık geliştiririz. Gerçek aksiliklerle başa çıkmak için duygusal dayanıklılık geliştiririz. Gelecekteki potansiyel kayıplara ilişkin endişeyi azaltırız. Büyük Stoacı İmparator Marcus Aurelius bunu şu şekilde ifade etmiştir. Her güne kendinize şunu söyleyerek başlayın. Bugün müdahaleyle, nankörlükle, küstahlıkla, vefasızlıkla, kötü niyetle ve bencillikle karşılaşacağım. Bunların hepsi
suçluların neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmemesinden kaynaklanıyor. Bu, olumsuzluk içinde debelenmekle ilgili değildir. Bu, kendimizi hayatın kaçınılmaz zorluklarına zihinsel olarak hazırlamakla ilgilidir. Böylece bu zorluklar geldiğinde hazırlıksız yakalanmayız. Yetenekli dövüş sanatçıları gibi oluruz, önümüze çıkan her şeyle birlikte akmaya hazır oluruz. Stoacıların negatif görselleştirme dedikleri, bu uygulamayı şimdi birlikte yapalım. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Şimdi, yarın sevdiğiniz her şeyin yok olduğu bir dünyada uyandığınızı hayal edin. Eviniz gitmiş, işiniz artık yok. Sevdiklerinizin yüzleri hafızanızdan siliniyor. Göğsünüzdeki sızıyı, boşluğu hissedin. Şimdi, yavaşça görüntünün kaybolmasına izin verin. Gözlerinizi açın ve etrafınıza bakın. Odanızdaki tanıdık nesnelere dokunun. Sizi seven insanları düşünün. Nefesinizi, atan kalbinizi hissedin. Bu an, şu an, asla garanti edilmemiş bir armağandır. Minnettarlığın ılık bir dalga gibi üzerinizden geçmesine izin verin. Yüksek sesle söyleyin. Bu an için minnettarım. Hayatım için minnettarım. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Sahip olduklarınızın bir anda yok olabileceğini bilerek, sahip olduklarınız için duyduğunuz derin minnettarlığı hissedin. Bu duyguyu gün boyunca yanınızda taşıyın. Her basit zevkin sanki son zevkinizmiş gibi tadını çıkarın. 2. Özdenetimin gücü. Dürtülerinize hakim olursanız, hayatınıza hakim olursunuz. Anlık tatmine evrilmiş kültürümüzde kendimizi kasıtlı olarak inkar etme fikri tuhaf görünebilir. Ancak Stoacılar, gerçek özgürlüğün dürtülerimize hakim olmaktan geçtiğini, onları her fırsatta şımartmaktan geçmediğini kabul etmişlerdi. Eski bir köle olan ve Stoacılığın en büyük öğretmenlerinden biri haline gelen Epiktetos şöyle demiştir: "Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir." Peki bu önemli öz ustalığı nasıl inşa edebiliriz? İşte bazı pratik alıştırmalar. Aralıklı oruç tutun. Yiyeceklerden uzak durmak için belirli zamanlar seçin ve zihninizi açlık sancılarının üstesinden gelmek için eğitin. Soğuk duş alın. Güne soğuk su patlamasıyla başlayın ve kendinize rahatsızlığı kucaklamayı öğretin. Dijital detoks, telefonunuza ve sosyal medya kullanımınıza katı sınırlar koyarak dikkatinizi geri kazanın. Dikkatli yemek yeme. Her lokmayı belirli sayıda çiğneyin, yemeğinizi yutmak yerine tadını çıkarın. Unutmayın, amaç kendi iyiliği için yoksunluk değildir. Bu, eylemlerinizin ve tepkilerinizin kontrolünün sizde olduğunu kendinize kanıtlamakla ilgilidir. Dürtülerinize karşı kazandığınız her küçük zaferle, hayatın daha büyük zorluklarıyla, soğukkanlılık ve zarafetle başa çıkabilecek gücü inşa edersiniz. Öz denetim uygulamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Genellikle düşünmeden teslim olduğunuz küçük bir keyif seçin. Belki telefonunuzu kontrol etmek, öğünler arasında atıştırmak veya erteleme alışkanlığınız olabilir. Önümüzdeki hafta boyunca bu alışkanlığı edinme dürtüsünü her hissettiğinizde durun. Derin bir nefes alın ve kendinize şunu söyleyin: "Kontrol bende, bu dürtü bana hükmetmiyor." Direnme seçiminizdeki gücü hissedin. İrade gücünüzü her tekrarda daha da güçlenen bir kas olarak hayal edin. Başarılı bir şekilde direndiğinizde sadece yolunuza devam etmeyin. Dürtüleriniz üzerindeki hakimiyet duygusunun tadını çıkarın. Gurur ve güvenin göğsünüzü doldurmasına izin verin. Kendi zihninizin ve bedeninizin efendisi haline geliyorsunuz. Unutmayın, her küçük zafer hayatın en büyük zorluklarıyla sarsılmaz bir kararlılıkla yüzleşmek için gereken gücü oluşturuyor. 3. Umurumda değil mücadelesi. Kendinizi başkalarının görüşlerinden özgürleştirmelisiniz. Kabul etsek de etmesek de çoğumuz diğer insanların ne düşündüğü konusunda fazlasıyla endişeliyiz. Kendimizi sansürlüyor, beklentilere uyuyor ve yargılanma korkusuyla yaşıyoruz. Ancak Stoacılar gerçek huzurun başkalarının değişken fikirlerine göre değil, kendi değerlerimize göre yaşamaktan geçtiğini biliyorlardı. Bu zihinsel hapishaneyi yıkmak için cesur egzersizler var. Kasıtlı olarak toplum içinde aptalca ya da utanç verici bir şey yapın. Örneğin, bir restoranda kaşık çatal kullanmadan yemek yiyin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin. Mesela kalabalık bir parkta. İşlerinizi halletmek için saçma bir kıyafet giyin.
İşin püf noktası küçükten başlamak ve yükselmektir. Bunun sonucunda da iki şeyi çabucak fark edeceksiniz. Bunlardan ilki, çoğu insan sizin ne yaptığınızı umursamayacak kadar kendi hayatlarına gömülmüş durumdadır. İkincisi de yargılanmanın anlık rahatsızlığı, otantik bir şekilde yaşamanın özgürlüğüyle kıyaslandığında hiçbir şeydir. Bu gereksiz yere yıkıcı olmakla ya da kendimizi rezil etmekle ilgili değildir. Bu, bizi gerçek benliğimiz olmaktan alıkoyan psikolojik zincirleri kırmakla ilgilidir. Pratik yaptıkça, artık sürekli onaylanmaya ihtiyaç duymamanın getirdiği yeni bir güven ve huzur bulacaksınız. Umursamama uygulamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Başkalarının fikirlerinin hapishanesinden kurtulmanın zamanı geldi. Küçükten başlayın. Sevdiğiniz ama toplum içinde giymekten her zaman çekindiğiniz bir kıyafeti giyin. Dışarı çıktığınızda yabancıların gözlerini üzerinizde hissedin. Kalbiniz çarpabilir, avuçlarınız terleyebilir. Derin nefes alın ve kendinize şunu hatırlatın. Onların fikirleri bana zarar veremez. Kendim olmakta özgürüm. Her adımda sosyal beklentilerin ağırlığının azaldığını hissedin. Bir yabancıya gülümseyin, kulaklığınızdaki müzikle dans edin, komik bir düşünceye yüksek sesle gülün. Özgünlüğün heyecan verici hissinin tadını çıkarın. Başkalarının yargıları tarafından kontrol edilen bir kukla değilsiniz. Siz görkemli bir şekilde, özür dilemeden kendinizsiniz. Bu özgürlüğün hayatınızın her alanına nüfuz etmesine izin verin ve gerçek bağlantıların ve fırsatların filizlenmesini izleyin. 4. Stoacı günlük. Kaotik bir dünyada zihinsel pusulanız günlük tutmaktır. Aşırı bilgi yüklemesi çağımızda kalemi kağıda dökmek gibi basit bir eylem devrim niteliğinde olabilir. Stoacılar düşünceleri netleştirmek, duyguları işlemek ve yaşam boyunca bilinçli bir rota çizmek için düzenli düşünmenin gücünü anlamışlardır. Marcus Aurelius'un hiçbir zaman yayınlanması amaçlanmayan özel günlüğü, zamansız bir klasik olan meditasyonlar haline geldi. Seneca, her gece gözden geçirmeyi savunmuş ve şöyle yazmıştır: "Işık söndüğünde ve karım sustuğunda, artık benim olan bu alışkanlığın farkında olarak, tüm günümü incelerim ve kendimden hiçbir şey saklamadan, hiçbir şeyi es geçmeden yaptıklarımı ve söylediklerimi gözden geçiririm." İşte kendi stoacı günlük tutma pratiğinize nasıl başlayacağınız. Uyandıktan sonra 3 sayfa bilinç akışı düşüncesi yazın. Önünüzdeki gün için zihninizi temizleyin. Her gün için gerçekten minnettar olduğunuz 3 şeyi listeleyin. Eylemleriniz, kararlarınız ve gelişmeye açık alanlarınız üzerine düşünün. Temel değerlerinizle uyumlu niyetler ve öncelikler belirleyin. Yazma eylemi deneyimlerimizi işlememize, zorluklarımız hakkında perspektif kazanmamıza ve en derin ilkelerimizle uyumlu kalmamıza yardımcı olur. Hayatın fırtınaları arasında iç huzuru geliştirmek için güçlü bir araçtır. Stoacı günlük tutma uygulamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Sessiz bir an bulun ve günlüğünüzü açın. Boş sayfanın ruhunuz için bir ayna olmasına izin verin. Sansür uygulamadan yazın, en derin duygu ve düşüncelerinizin kağıda akmasına izin verin. Kendinize sorun, bugün gerçekten önemli olan neydi? İdeallerimin neresinde yetersiz kaldım, nasıl gelişebilirim? Korkularınızla yüzleşirken, zaferlerinizi kutlarken ve ileriye dönük rotanızı çizerken katarsisi hissedin. Yazarken bu kutsal düşünme eylemini gerçekleştiren sayısız insan neslini hayal edin. Zamansız bir geleneği sürdürüyor, tarihin en büyük düşünürleri ve liderleri arasına katılıyorsunuz. Günlüğünüzü daha hafif, daha berrak ve otantik benliğinize derinden bağlı hissederek kapatın. Sadece yazmıyorsunuz. Her seferinde bir gün olmak üzere kendi hayat hikayenizi de yazıyorsunuz. 5. Memento Mori. Gerçekten yaşamak için ölümü kucaklamalısınız. Şu anda hayattan ayrılabilirsin. Bırakın ne yapacağınızı, ne söyleyeceğinizi ve ne düşüneceğinizi bu belirlesin, demiştir Marcus Aurelius. Stoacılar kendi ölümlülüklerini sürekli hatırlatan Memento Mori'yi uygulamışlardır. Hastalıklı olmaktan çok uzak olan bu ölüm tefekkürü, şimdiki anı tam anlamıyla yaşamak için güçlü bir uyandırma çağrısı işlevi görür. Memento Mori'yi hayatınıza dahil etmek için bu egzersizleri deneyin. Masanızda ölümlülüğün sembolik bir hatırlatıcısını bulundurun. Bugün hayattaki son günün olsaydı, onu nasıl geçirirdin diye soran günlük bir telefon hatırlatıcısı ayarlayın. Kendi kitabenizi veya metiyenizi yazın. Nasıl bir miras bırakmak istiyorsunuz? Yaşamın değerine tanıklık etmek için bir bakım evinde gönüllü olun.
kaçınılmaz sonumuzla yüzleşerek şunları kazanırız. Gerçekten neyin önemli olduğuna dair netlik, en derin hedeflerimizin peşinden gitmek için motivasyon, yaşadığımız her an için minnettarlık, önemsiz endişelerden ve küçük çatışmalardan kurtulma. Unutmayın, önemli olan depresyona girmek değil, ölüm gerçeğini daha büyük bir amaç ve takdirle yaşamak için bir araç olarak kullanmaktır. İşte nasıl uygulanacağına dair bir örnek. Rahat bir pozisyon bulun ve gözlerinizi kapatın. Kendinizi hayatınızın sonunda yaşadığınız yıllara bakarken hayal edin. Ne görüyorsunuz? Size ne neşe veriyor? Sizi pişmanlıkla dolduran ne? Şimdi, ölümlülüğünüzü hissedin. Nefesleriniz sayılı. Kalp atışlarınız sonlu. Bu sizi korkutmak için değil, her anın kıymetine uyandırmak içindir. Gözlerinizi açın ve ellerinize bakın. Bu ellerin yaratmak, sevmek, dünyaya izinizi bırakmak için sınırlı bir zamanı var. Ölümlülüğünüzün farkına varmanızın içinizde bir ateş yakmasına izin verin. Yüksek sesle söyleyin. Ben şimdi yaşıyorum. Bu an bir armağan. Dolu dolu yaşamak, en derin tutkularınızın peşinden gitmek, sevdiklerinize sizin için ne kadar önemli olduklarını söylemek için bir motivasyon dalgası hissedin. Ölüm korkulacak bir şey değil, sizi gerçekten yaşamaya teşvik eden bir öğretmendir. 6. Kozmik perspektif, önemsizliğinizde huzuru bulmaya bakın. Bazen sorunlarımız her şeyi tüketiyormuş gibi gelir. İşte o zaman Stoacılar yukarıdan bakma pratiği yaparlardı. Dünyayı uzaydan, uçsuz bucaksız evrendeki galaksimizi görmek için zihinsel olarak uzaklaştırırlardı. İşte bu kozmik bakış açısını nasıl geliştireceğiniz, düzenli olarak yıldızlara bakın, kozmosun büyüklüğüne hayret edin. Uzay ve evrenin kökenleri hakkında belgeseller izleyin. İnsanlık tarihinin büyük akışı içindeki yeriniz üzerine meditasyon yapın. Strese girdiğinizde şu anki sorununuzun 100 yıl sonra nasıl görüneceğini hayal edin. Bu uygulama size kendinizi küçük ya da önemsiz hissettirmez. Bunun yerine sizi günlük kaygıların tiranlığından kurtarır. O son teslim tarihi, ilişki draması veya utanç verici an, sonsuzluk fonunda bakıldığında sonsuz küçüklük haline gelir. Kozmik önemsizliğinizi kucaklayın ve paradoksal olarak kendinizden çok daha büyük bir şeyle derin bir huzur ve bağlantı duygusu bulacaksınız. Kozmik perspektif uygulamasını şu şekilde yapabilirsiniz. Sakin bir gecede, sessiz bir açık alan bulun. Sırt üstü uzanın ve yıldızları seyredin. Dünyanın altınızda, uzayda inanılmaz bir hızla döndüğünü hissedin. Uzaklaştığınızı hayal edin. Şehrinizin, ülkenizin, gezegeninizin gittikçe küçüldüğünü görün. Zaman yolunun uçsuz bucaksız kucağında, küçücük bir leke olan güneş sistemimizi hayal edin. Ve gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca galaksiden biri olan galaksimizi düşünün. Bu kozmik genişlik içindeki yerinizi hissedin. Size yük olan herhangi bir endişe veya kaygı, bu kozmik ölçekte ne kadar önemli? Evrenin enginliğinin sorunlarınızı bir perspektife oturtmasına izin verin. İçinizi derin bir huzurun kapladığını hissedin. Küçüksünüz evet, ama aynı zamanda bu hayranlık uyandıran kozmosun yaşayan bilinçli bir parçasısınız. Bu bakış açısının sizi merakla doldurmasına ve önemsiz kaygılardan kurtarmasına izin verin. Siz kendi üzerine düşünen yıldız tozusunuz. Bundan daha muhteşem ne olabilir? 7. Amor Fati. Kader sevgisi Stoacıların süper gücüdür. Marcus Aurelius şöyle der: "Her insanın kendisini diğer tüm insanlardan daha çok sevmesine rağmen, kendisi hakkındaki görüşlerine başkalarının görüşlerinden daha az değer vermesinin nedenini sık sık merak etmişimdir." Bu alıntıyı uzun uzun düşünmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Stoacı pratiğin en büyük başarısı amor fati'dir, yani kadere duyulan sevgi. Bu ne olursa olsun kaderinizi pasif bir şekilde kabullenmek anlamına gelmez. Bunun yerine hayatın sunduğu her durumda değer ve fırsat bulabileceğiniz bir içsel güç ve bilgelik geliştirmekle ilgilidir. İşte kendi amor fatinizi nasıl geliştireceğiniz. Bir aksilikle karşılaştığınızda hemen buradaki potansiyel hediye veya ders nedir diye sorun. Olumsuz olayları olumlu veya nötr olaylara dönüştürme pratiği yapın. İddialı hedefler belirleyin ancak belirli sonuçlardan uzak durmaya çalışın. Hayatınızdaki hem iyi hem de kötü şeyler için düzenli olarak minnettarlığınızı ifade edin. Nihai amaç, büyük zorluklar karşısında bile içtenlikle
başka türlüsünü istemezdim diyebileceğiniz bir duruma ulaşmaktır. Bu kolay değildir, ancak sarsılmaz iç huzurun anahtarıdır. Bu uygulama için şunu yapabilirsiniz. Şu anda karşı karşıya olduğunuz zorlu bir durumu düşünün. Bunun ağırlığını, sizde yarattığı stresi veya acıyı hissedin. Şimdi derin bir nefes alın ve şöyle deyin: "Bu anı olduğu gibi sevmeyi seçiyorum." Bu, acı çekmekten hoşlandığınız anlamına gelmez. Aksine, bu zorluğun sizin eşsiz yolculuğunuzun bir parçası olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sizi şekillendiren, size öğreten, sizi daha büyük bir şeye hazırlayan. Kendinize sorun: "Bu zorluğun içinde hangi fırsat gizli? Bunu daha güçlü, daha bilge, daha şefkatli olmak için nasıl kullanabilirim?" Bakış açınızın değiştiğini, kurşunun altına dönüştüğünü hissedin. Bu durumu tüm kusurlarıyla birlikte tamamen kucaklayın. Şöyle deyin: "Bu benim yolum, başka türlü olmasını istemezdim." Hemen ardından şu sözü içselleştirin: "Kader isteklileri yönlendirir, ona direnenleri ise sürükler." Daha sonra ise derin bir huzur ve güç duygusunun üzerinizden akıp gittiğini hissedin. Koşulların kurbanı değilsiniz, yaşamın büyük macerasının gönüllü bir katılımcısısınız. Bu amorfati tutumunu her zaman yanınızda taşıyın. Hayat ne getirirse getirsin, her anda değer ve amaç bulma gücüne sahipsiniz. Bu nihai özgürlüktür, sarsılmaz iç huzurun anahtarıdır. Unutmayın, bu uygulamalar sadece entelektüel egzersizler değildir. Yaşam deneyiminizi derinden değiştirmeye yönelik davetlerdir. Onlara açık bir kalp ve zihinle yaklaşın ve sadece düşüncelerinizi değil, varlığınızı da dönüştürmelerini izleyin. İçinizde çağların bilgeliği var. Bırakın uyansın ve sizi gerçek huzur, amaç ve tatmin dolu bir yaşama yönlendirsin. Sonuç olarak, Stoacı bilgeliğe yolculuğunuz şimdi başlıyor. Bu 7 Stoacı egzersiz hızlı çözümler veya boş basma kalıp sözler değildir. Kendinizle ve etrafınızdaki dünyayla olan ilişkinizi kökten dönüştürmek için zaman içinde test edilmiş araçlardır. Gerçek iç huzura giden yol her zaman kolay değildir, ancak sonsuz derecede ödüllendiricidir. Bu uygulamalardan sadece birini seçmeniz ve önümüzdeki 30 gün boyunca buna bağlı kalmanız için size meydan okuyorum. Şimdi, şu an aşağıya bir meydan okuma yorumu bırakın ve 30 gün sonra seçtiğiniz uygulamanın hayatınızı nasıl dönüştürdüğünü ailemizle paylaşın. Unutmayın, Epiktetus'un dediği gibi, sahip olmadığı şeyler için üzülmeyen ama sahip oldukları için sevinen kişi bilge bir insandır. Şimdi ilerleyin. İçinizde yatan gücü ve dinginliği bulmanız dileğiyle. Stoacı olun ve muhteşem kalın.